Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. TYT Matematik ilk 12 konu, TYT Matematik ilk seviye kitaplarımıza bugün birlikte göz atacağız. Ee, sizden bazı yorumlar geldi, bu iki kitabı merak etmişsiniz. Hatta şöyle şeyler de var, hani hocam ben tyT artık başlamak istiyorum ama nereden nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hangi konumlar önemli, hangi konulardan nerelerden soru gelir, nasıl yapabilirim? Bunlarla ilgili örnek sorulara da ihtiyacım var gibi yorumlar geliyor. Hatta bazı yorumları seçtik. Hadi yorumları okuyalım ve bu iki kitabı bir kıyaslayalım bakalım hangisi size göre. Günün yorumu. İtalyano0 demiş ki hocam TYT matematik için ne yapmalıyım? Neye çalışacağız? Matematik ilk 12 konu kitabı var ve matematik seviye arasındaki fark ne? Rekabetçi demiş ki matematikten bezdim artık TYT için ne yapmalıyım bilmiyorum Kitap önerisi alınır Şimdi e, kitap önerileri yine matematik Bazı yerlerde sıkıntı Yaratabiliyor çünkü matematik böyle Görebildiğimiz kadar soru tarzı görmemiz gereken Bir ders yani e, Baktığımız zaman oturup, oturayım ezberleyeyim Ya da hadi oturayım bugün matematiği halledeyim Diyemiyorum ya da bir konusunu halledeyim Bir de birazcık nankör bir ders. sürekli soru Çözmem gerekiyor belli bir seviyeden başa O seviyeyi arttırmam gerekiyor Derya Özdemir demiş ki denemeyeceğim M'ye girdiğimde matematikte eksik olduğumu gördüm ve daha fazla çalışmaya karar verdim. TET hazırlığıma başlamam gerek. Yani genel olarak TET'ye artık başlamam gerekiyor. Ben artık e, sınava hazırlanmak için bir şeyler yapmalıyım. E, üzerine yorumlarımız vardı. Bu yorumlardan yola çıkarak biz de kitabımıza e, kitaplarımıza bakacağız aslında. Şimdi Matematik ilk 12 konudan başlayalım. İlk önce matematik ilk 12 konu. Kitabında TYT'ye temel oluşacak ilk 12 tane konumuz var. Bunlar neler? Hadi bakalım. Ee, açtığımız zaman önce bir motivasyon taktiklerimiz var. Motivasyon taktiklerimize başlıyoruz. Hani neler yapmalıyız, nasıl çalışmalıyız gibisinden hatta onu da gösterelim. 6 adımda motivasyon taktiklerimiz var. Ardından sayı kümeleriyle başlıyoruz. İlk konumuz sayı kümeleri. İşte orada tam sayılar, tam sayılarla ilgili başka sayı kümeleri vesaire, kesirler, farklı sayı kümeleri bundan sorular olacak. Tek çift sayılarımız var. Sonra 10 adımda, ardından 12 adımda basamak kavramı, asal sayılar, bölme bölünebilme, EBOB EKOK, rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üstü ifadeler, köklü ifadeler denklem çözümü diyoruz ve bitmiş oluyor ilk 12 konumuz. Daha sonra ne, de, ne diyebiliriz? TYT Matematiği sıfırdan başlayacağınız bir kitap bu. Hani hocam ben işte matematik TYT'ye başlayacağım ama hani eksiklerimi de bilmiyorum. Nerede eksik olduğumu da bilmiyorum diyorsanız işte bu o ilk 12 konuda size bunu gösterebilecek, buradan yönlendirecek bir kitap. Temel düzey sorular ve orta düzey soruları da içerisinde bulunduruyor. Şu özelliği çok güzel aslında kitabın. Mesela bir konuyu açalım. Hangi konuymuş bu? Bölme bölünebilme konusu. Açtığımız zaman bize bir soru verip çözümünü kendi yapıyor ve ortada bir taktik veriyor. Hani aslında çözüme bakmadan önce şurayı kapatıp e, mesela bölme sorusu ile ilgili ne demiş? Bölme işlemi yapılarak bölüm ile kalan bulunup toplanır. Hani burada bize şeyi sormuş. Bölenle şey pardon bölümle kalanın toplamını sormuş zaten. Onunla ilgili bir taktik vermiş. Yani hiç işleme bakmadan taktikten yola çıkarak önce yapabiliriz. Ardından baktık o şekilde de olmuyor. Ne yaptığını görebiliriz. Sonra buradaki soruyla benzer e, temel düzey, orta düzey ve yeni nesil soru da vermiş bulunuyor. Aslında hem temel düzey hem orta düzey hem de sınava sınavda bizim karşımıza çıkabilecek seviyede yeni nesil sorularımız da içerisinde var. Ve adım adım gidiyor. Bölme bölünebilmede mesela ilk adımda bir soru tarzını veriyor ve onunla ilgili üç tane soru bize veriyor. Ardından ikinci adımı veriyor. İkinci adımdaki işte taktiği, çözümü ve onunla alakalı temel temel, orta ve yeni nesil olmak üzere üç düzeyde sorumuzu vermiş oluyor. Baktığım zaman ardında konu bitince bölme bölünebilmeyi mesela bakmıştık. Burla ilgili bir testimiz var burada kazanım testimiz var. Testi de çözdükten sonra artık bir sonraki konuya geçebiliyoruz diye devam edebiliriz. Kitap için bunları söyleyebiliriz. Dediğim gibi güzel yanı şu bize taktik vermesi her soru tarzıyla alakalı her konudaki her soru tarzıyla alakalı bizim taktiğimiz burada var. Ve bundan yola çıkarak nasıl çözebileceğimizi aslında kafamızda böyle kodlamış oluyoruz. E, Matematik ilk 12 konu kitabımız böyleydi. Bir de bakalım TYT Matematik ilk seviye kitabına ona baktığımızda da ee, TET'deki tüm konular var ilk 12 konu kitabımız adı üstünde ilk 12 konumuz vardı burada tüm konular var birinci ve ikinci seviye demişiz yani aslında e, matematiği sıfırdan TET matematiği sıfırdan başlayan gruplar için çok ideal bir kitap olacak bu ve içerisinde tüm konuları barındırması da e, çok iyi şimdi açalım birazcık kitabımızı inceleyelim burada baktığımızda e, yine İçeriğine baktığımızda içindekilerde tüm konular dediğimiz gibi sayı kümeleri, sayı çeşitleri, bölünebilme kuralları, EBOB rasyonel ondalıklı sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer diye devam ediyor. Denklemler, kümeler, fonksiyonlar, çarpanlara ayırma, veri, sayma olasılık tüm konularımızı benim arada saymadıklarım ve alt konu başlıklarıyla bulunduruyor. Bunun da güzel tarafı şu. Mesela tek çift sayılar 2 testini açtığımızda yukarıda bu sefer bu konuyla ilgili ufak bir özet veriyor. Taktikten ziyade burada da ufak bir özet var. Altında e, çözümlü bir sorumuz var. O çözümlü sorunun benzer soruları da dört soru olarak bunun altına verilmiş. Her konunun her alt başlığı için bunlar yapılmış bu kitapta. E, ardında da işte bizim seviye testlerimiz olacak. Baktığımızda mesela birinci seviye e, ilk önce burada ne yapıyoruz? Konuyu anlıyoruz. Üstte ufak konu başlıklarıyla e, konu özetleriyle. Altında örnek soru çözümümüz altında dört tane buna benzer sorumuz oluyor ve daha da pekiştirmiş oluyoruz. İkinci seviyede ne oluyor? Burada bizim kazanım testlerimiz var. Artık yandaki bir şey ver ya da üstte bir konu anlatım bir şey verilmeden ben bu testleri çözmem gerekiyor diyebiliyoruz. biliyoruz. İkinci seviyede böyle olmuş oldu. Bütün konular dediğimiz gibi kitapta barınıyor. TYT matematik ilk seviye kitabımızda. Aradaki farktan bahsedecek olursak İlk 12 konu kitabı sadece ilk 12 konuyu barındırıyor. Buradaki güzellik taktikler verilmesi başka ne diyebiliriz buradaki güzellikler için? Baktığımızda temel, orta, yeni nesil sorular barındırıyor ve bunlara benzer bir soru vermiş. TYT Matematik seviye konumuz, kitabımızla güzelliklerine burada da tüm konuların olması güzel ve her konunun alt başlığıyla alakalı ufakta ufak, yukarıda ufak bir bilgi verilmiş ve örnek soru verilip öyle dört tane ona benzer soru verilmiş. İkisi de çok güzel kitaplar. Kendinize göre olanı videoyu izledikten sonra seçeceğinizi düşünüyorum artık burada bitirebiliriz videoyu. Ödüllü sorumuza geçeriz. Sen hangi kitabı tercih edersin? Şimdi kendiniz baktınız, gördünüz kitapları. Az çok inceledi. Kafamıza yatan taraflarını. senin aslında içine sinen şey, senin ihtiyacın olan. Buna sen karar vereceksin. Bak ve hangi kitabı tercih edeceğini yorumlara yaz. Biz de görelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.